Herkese selamlar. Önümüzdeki 1.6 yaması için ufak yama notları paylaşıldı. Gelin bunları inceleyelim. Ufak yama notu dememden de anlayacağınız üzere 1.6 ile ilgili epey az bir şey öğreneceğiz bu yazıdan. Ancak yine de bir inceleyelim. Zaten birkaç gün içerisinde de mihoyo canlı yayını duyurur. Bu canlı yayın ile beraber 1.6'da neler gelecek her şeyi teker teker bize gösterecekler. O gün içerisinde de yine size bir canlı yayın özeti gösteririm. Sorularımızla başlayalım. Seninle teapot ile ilgili eşyaları koymak ile ilgili daha fazla bir yükleme sınırı eşya koyma sınırı olacak mı? Evet bu sınır arttırılacak. Aynı zamanda cihazınızın desteğine göre de bu sınır arttırabilecek veya azalabilecek. Eğer ki cihazınız çok fazla eşyayı bir oyunda kaldıramıyorsa o ekranda kaldıramıyorsa buna göre daha az eşya koyma durumunuz olabilir. Teapot'taki konuşmalar epey bir can sıkıcı oluyor. Shop'tan Trust veya Build menüsüne geçtiğiniz zaman epey bir vakit kaybediyoruz. Bu diyalogları tekrar tekrar açmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. 1.6 yamasında bu diyaloglarda geri dön tuşu ekleyecekler. Bu sayede siz tekrar tekrar konuşmaya girmeden dilerseniz Shop'a, dilerseniz Trust dilerseniz de eşya üretme sekmesine ulaşabileceksiniz. Zaten gerekli bir durumdu. Bunu bu şekilde göstermeleri ya benim garibime gidiyor hani. Zaten yapılması gereken aşırı basit şeyleri böyle önemli bir şeymiş gibi göstermeleri çok garibime gidiyor. Neyse devam edelim. Senin tipotta taşlı yollar olacak mı? İlerleyen zamanlarda bunu getirmeyi planlıyoruz. Bunu kendimiz test edeceğiz demişler. Taş yolu illaki gerekiyor hani. Bir ev dizayn ediyoruz sonuçta koskocaman bir ev de değil yani koskocaman bir alanı dizayn ediyoruz bence mutlaka gelmesi gereken bir özellik. İkinci kattaki odayı ne zaman kullanmaya başlayabileceğiz, ne zaman açılacak diye sorulmuş. 1.6 yaması ile beraber ikinci katta bulunan odayı kullanmaya başlayabileceksiniz. İçerisine dekorasyon doldurmayı unutmayın demişler. biliyorsunuz ki kendi ana binanızda ikinci kat vardı. Oradaki odayı kullanabilmek için bir özellik gelecek 1.6'da. Sahip olduğumuz karakterlere evimize yani bölgemize koyabilecek miyiz denmiş. Bununla ilgili şunu demişler. Companion Move In diye adlandırmışlar bunu. İlerleyen zamanlarda gelecekmiş ama neden 1.6'da bunu getiremiyorsunuz? Yani ne kadar zor olabilir ki? Karakterlerimizi koyacağız alt üstü. Ya sistemi zaten yarım yamalak getirdiler tamam. Kasma fırsatımız oldu güzel ama hala bir eksikliği var yani. Şu üste sayılanların mesela zaten çoktan gelmiş olması gerekiyordu. Yani yeni şeyler yazılması gerekiyordu. Hani bizim asıl yama notlarımız şuradan başlıyor yani. Karakterlerimiz eklenecek mi diye. Öteklerin çoktan gelmiş olması gerekiyordu diye düşünüyorum. Bakın bu, bu, bu kısım daha da komik. Neden? Çünkü 1.4'te getireceklerini duyurdukları şeyleri 1.6'da tekrardan getireceklerini duyuruyorlar. Bakalım hangi özellikler bunlar? Hiç de şaşırmayacaksınız. Kop sisteminde hala craft bence kullanamıyorum. Yani üretim masasında kullanamıyorum. Bu çok can sıkıcı denilmiş. 1.6'da bu özelliği getiriyoruz demişler. Aynı 1.4'te dedikleri gibi. Artık getirsinler. Gerçekten çok can sıkıcı bir durum olmaya başladı. Yani gidiyorsunuz örneğin siz Conan's'in resim üretiyorsunuz. Arkadaşınızın fragal resmini var. O dünyanıza geliyor. İşte kondensin resimleri bitiyor. Tekrardan condensed resim üretecek kendi dünyasına dönmek zorunda kalıyor. Yok koopu açıyorsun, koopu kapatıyorsun. Bir saat işkence gibi uğraşıyorsun bununla. Yani bu kadar uzun süre getirmememiş olmaları hata zaten. Daha da garip bir özelliği değineceğiz şimdi. Yine bu da 1.4 yaması için duyurulmuştu ve anca getiriliyor. Koop arkadaşlarımı haritada görmekte zorlanıyorum. Bunu daha kolay görmenin, hızlı görmenin bir yolu var mı? Hani M tuşuna bastığımızda arkadaşımızın nereye gittiğini o noktayı görene kadar göremiyorduk. Normalde ne olması lazım? Başka bir oyun olduğu zaman M'ye basarsınız. Arkadaşınız eğer mevcut haritanın dışındaysa oyuna doğru bir ok belirir. Hani arkadaşım bu tarafta diye. Hani Genshin pekte o bile yok. Daha 1.4'te eklenecek olan o bile gelmedi. 1.6'da eklemeyi düşünüyorlar. Yani yama olarak ben genel olarak bakacak olursak 1.6'dan biraz ümitliyim. Hani Inazuma'ya artık yavaşça giriş yaparız diye düşünüyorum ama şu geliştirici yama notları o kadar berbat, o kadar rezalet hazırlanıyor ki gerçekten. Öylesine yazı yazıyorlarmış gibi yazıyorlar bunları. Bu yüzden okumaya gerek bile duymuyormuş gibi hissediyorum artık kendime. Boşu boşuna okuyormuşum gibi hissediyorum. Neyse bunca zaman dinlediğiniz için teşekkür ederim sizlere. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.